hoş geldiniz. İkinci bölüme devam ediyoruz. Şimdi bizde kapitalizm önemli olan mesela üretim yapmak değildir, talebini oluşturmaktır derler. Hani kapitalizmin en güzel yanı budur. Üretimden ziyade pazar oluşturmak. Çünkü en nihayetinde üretim yapsanız bile bir pazar alanı yaratmasınız gibi ihtiyaç hissettirmelisiniz ki insanlara ihtiyacı olmadığı ürünü bile almalı. Şimdi senin sorduğun soru şu. Yani insanlar yani eskiden ne yapıyorduk? Sanayi devrimiyle birlikte. Sanayi devriminde biz ondan öncesinde insanlar az üretiyorlardı. Çünkü üretim araçlarının üretebileceği kapasite belliydi. Tarlada ektiğiniz işte karasabanla ektiğiniz zaman ne kadar üretebileceğiniz belli. Örneğin bir kitap yazarken kaç nüsha yazabileceğiniz belli. Sınırlı sayıda üretilen araçlardı, değil mi? Ama sanayi toplumuyla birlikte, sanayi devrimiyle birlikte her şey değişmeye başladı. Ve üretim araçları hızlandı. Üretim araçlarının hızlanması ve özellikle seri üretime geçilmesiyle birlikte artık yani o bant sisteminin devreye girmesiyle birlikte artık ürün fazlalaştı, tüketim azalmaya başladı. Burada akıllı olan firmalar şöyle yaptılar. Dediler ki yani piyasada çok fazla ürün var. Benim rakibim çok fazla var ve piyasa doymaya başladı. Ne yapabilirim? İşte tam bu noktada firmalar biraz daha uyanık ya da toplumu anlamaya, kendini geliştirmeye açık olanlardan bahsediyorum. Bunlar şunu yaptılar. Dediler ki ben müşteri hizmetlerine önem vermeye başlayayım dediler. Hatta ondan önce biraz daha kaliteli üreteyim demeye başladılar. Daha sonra da müşteri hizmetlerine önem vermeye başladılar. Şimdi biz tüketici olarak ne yaptık? Önce ürünü bulduğumuz anda almaya başladık. Belli bir zaman sonra baktık ki bir ürünle diğer ürün arasında kalite farkı var. Yani birisi biraz daha uzun süre bizim ihtiyacımızı karşılıyor. Bu defa kaliteli olanı tercih etmeye başladık. Ama kaliteli olanlar da artmaya başladı. Çünkü teknoloji gelişmeye devam ediyordu. Kaliteli olanlar da artmaya başlayınca biz bu defa sadece kalitesine değil aynı zamanda bize sunduğu diğer fırsatlara da odaklanmaya başladık. Diğer fırsatlar ne? Müşteri hizmetleri. Yani ben sorun yaşadığım zaman Karşıda bir muhatap bulabiliyor muyum? evet muhatap bulabiliyor muyum? Ben şu anda bir tane bilgisayar aldım. Bir yıl önce aldım. Şu anda yaşadığım bir problem bugün itibariyle. Bir bilgisayar aldım ve bilgisayarı bir yıllık kullandım. Şu anda hard disk hatası diyor. Ve ben bir haftadır firmaya ulaşmaya çalışıyorum. Sosyal medyadan yazdım, mail attım, müşteri hizmetlerini aradım 2-3 defa. Her aradığımda 10 dakika boyunca beni beklettiler ve muhatap bulamadım. Yani herhangi bir kişiyle iletişim kuramadım. Aslında şimdi sistem o kadar hızlandı ki bir laptopun kullanım süresi belki bir yıla düştü. Daha fazla kullanmanızı istemiyorlar. Yani Yenisini almak ama istiyorlar. yenisini alabilirim ben ama bana bununla ilgili güvence vermen lazım. Ben arıza yani donanımsal bir arızası olduğunu tahmin ediyorum. Ve ben bunun için kişiyle yani daha doğrusu firmayla, kurumsal bir yapıyla muhatap olmak istiyorum. Ne yapacağımı soruyorum. Nereye göndereceğim, nasıl olacak tamam internette belli bilgiler var ama bunlar beni tatmin etmiyor. İşte firma burada devreye girip eğer benim ihtiyacımı çözmezse ben muhtemelen bir sonraki tercihimi başka bir markadan yana yapacağım. Bu problemi yaşatmayacak bir markadan yana yapacağım. Ve bir yazar şunu söylüyor. Diyor ki Amerika ile bu Japonya arasında otomobil sektöründe bir kızışma, rekabet olmuş. Ve Amerikalılar otomatik olarak gidiyorlar. Japonların arabalarını tercih ediyorlar. Amerikan firmaları önce şaşırıyor neden onları tercih ettiniz diye araştırma yapıyorlar. Çıkan sonuç şu. Amerikalılar kültür yapıları gereği çok fazla dayanıklı, mükemmel araçlar istemiyorlar. Çünkü mükemmel araca sahip olmak demek Uzun süre kullanmayı uzun gerektiriyor. süre kullanmak demek, onu değiştirememek demek. Amerikalıların yapılan araştırma bunu gösteriyor. Amerikalıların uzun süre hiç tükenmeyecek, bitmeyecek ya da bozulmayacak bir araç istemedikleri, aksine zaman zaman bozulsun, değiştirme ihtiyacı ortaya çıksın. Ben macera arıyor insanlar çünkü belli bir zaman sonra bıkıyorlar ondan. Değiştirme ihtiyacı ortaya çıksın ama arıza yaptığı zaman muhatap bulabileyim istiyorlarmış.
Bakın bu ta yıllar öncesinde Amerikan firmalarının, Amerikan firmalarının keşfettiği bir şey. Şimdi biz bu konuda ne yapıyoruz? Yani illa biz çok kaliteli yapalım, her şey mükemmel olsun anlamında söylemiyorum ama insanlarla iletişim kurarak insanların bu sorunlarına çözüm üretmeniz lazım. İşte iletişimin belki en önemli tarafı bu. Ama işte hocam dediğiniz gibi karşı tarafta muhatap bulamamamızın sebebi de biraz işte otomatik yönlendirme, sesli yönlendirme ve otomatik telesekreterler gibi tamamen iletişim sektöründen veya işte haklı şeylerden insanların çekilmesi. Daha çok makineye bırakılıyor bu tür. İşte siz arıyorsunuz, telesekreterle muhatap oluyorsunuz muhtemelen. Telesekreterin sizi müşteri temsilcisine yönlendirmesini bekliyorsunuz. O da işte dediğiniz gibi bir problem yaratıyor. Yani karşıda insan muhataptan ya da bir kurum, bir firma buluyorsunuz. Tabii. O da dediğiniz gibi sizi başka bir firmaya bir saatten bir süre sonra yönlendiriyor yani. Şimdi başka bir firmaya, ya bizim istediğimiz şey, müşteri olarak bizim istediğimiz şey şu. Biz sorun istemiyoruz. Tüketici sorun istemiyor. Tüketici, özellikle günümüz tüketicisi şunu istiyor. Kardeşim, muhatap bulmak istiyorum karşımda sıkıntı yaşadığım zaman. Hemen alıp alo Mehmet amca diyeceğim şekilde ya da Fatma abla diyeceğim şekilde birisine ulaşmak istiyorum. Sorunum çözülsün istiyorum. Ve istediğim zamanda bunu değiştirmek istiyorum. Çok uzun sürede kullanmak istemiyorum. Yani bana ama bunu sunarken, yani değişimi sunarken bana bir gerekçe sun. Yeni bir ürün üret, yeni bir teknoloji getir, yeni bir tarz ortaya koy, yeni bir konsept geliştir. Dediğim gibi hocam işte yani buradaki ben artık reklam şey firmaların daha çok bir fenomen üzerinden veya işte bir ihtiyaç yaratarak hani herhangi bir gerekçe sunmadan direkt ürünü sizden yenisini almanızı talep ettiğini düşünüyorum yani. Mesela bilgisayarınız bozuldu ama bunun bir gerekçesi yok veya işte yapılabilir bir durumda ama sistem sizden yenisini almanızı bekliyor. Çünkü çark öyle dönüyor belki bir müddetten sonra. Tabii daha fazla satabilmek için bunu ister yani, benden. Yani tabii benden Ar-Ge istiyor çalışması ki, yapmasına da gerek yok. İşte Ar-Ge çalışması yapmasına gerek var. Günümüz tüketicisinde bu var. Yani Ar-Ge çalışması yapıp o ürünü geliştirmeli, değiştirmeli. İlla teknolojisini iyileştirecek anlamında söylemiyorum. Yeni bir konsept çıkarabilir, yeni bir renk çıkarabilir. Yani bana, benim için çekici olacak doneler sunmalı bana. Yani mesela bana 4 sene önce çıkan telefonlarla bugün çıkan telefonlar arasında sanki bugün çıkan telefon 5 sene önce de çıkabilirmiş gibi geliyor. Doğru. Hani o yüzden yapılan bir Ar-Ge çalışmasının pek bir anlamı ifade etmediğini düşünüyorum ben bu konuda. Hani şimdi illa bir şey yapıyor ama dişe dokunur bir şey değil. Hani bu yaptıklarını 5 sene önce de yapabilirdi. Ya yapabilirdi ama şöyle yapıyor firma. Diyor ki ben sana aşama aşama, değil mi? Yeni bir teknoloji sunuyorum. İşte akıllı firmalar, öngörülü firmalar ya da tüketiciyi anlamaya çalışan firmalar şunu yapıyorlar. Evet diyor, ben senin cebindeki parayı alacağım. Alacağım ama sana bir neden sunmam lazım. Bir bahane sunmam lazım. Sen şöyle düşünmen gerekiyor. Ben kendi özgür irademle gidip o markayı alıyorum demen gerekiyor. Propagandasını iyi yapması lazım. Tabii. Yani o iletişim düzenini iyi kurması lazım. Ama bunu kurmadığı zaman sen ne yapıyorsun? Bu defa hırslanıyorsun. Diyorsun ki ya benim telefonum ya da benim bilgisayarım ya da benim işte bilmem diğer malzemelerim ya da ürünlerim neyse neden bozulsun diyorsun. Ama sana bir gerekçe sunarsa, mantıklı bir gerekçe sunarsa, yani bu gerçek anlamda realitede mantıklı olup olmaması çok önemli değil. Senin ikna, yani tüketici olarak senin ikna olmuş olman önemli. Bu konuda mesela Fransa'da şöyle bir yasa hazırlanıyor bildiğim kadarıyla tüketiciyi korumak adına. Herhangi bir elektronik ürün piyasaya çıkacağı zaman bunun ortalama ömrünü firma söylemek zorunda. Mesela telefon çıkardı diyelim 3 ila 5 yıl arasında. Eğer bozulursa mesela 2. yılında 1. yılında geri hizmet sağlamak zorunda. Sağlamazsa sıfırını göndermek zorunda Fransa piyasasına girebilmek için. Ya bu bilmiyorum o şeyden, o düzenlemeden haberim yok ama şöyle bir durum var. İlla ki tüketici tarafında devletler de bu konuda önlemler alacaklar. Yani orada aksayan noktalar var falan filan. Ama sonuç itibariyle öyle bir yasa koysa bile, eğer yani bunu yasallaştırsanız bile tüketiciyi engelleme şansınız yok. Tüketici şunu istiyor. Diyor ki ya kardeşim ben
çeşitli şeylerimden, imkanlarımdan vazgeçiyorum, değil mi? Fedakarlıkta bulunuyorum ve ben o ürünü satın almak istiyorum. Daha doğrusu o markayı satın almak istiyorum diyor. Buna kimsenin söyleyeceği bir şey yok. Ben ev almıyorum, telefon alacağım. Ben ev almıyorum, araba alacağım. Kiradasın olabilir diyor. O benim problemim. Tüketici buna böyle bakıyor. Ama bunu söyleyebilmesi için tüketicinin iyi tanınması, marka tarafından iyi tanınması ve tüketicinin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretilmesi gerekiyor. Yani tüketici ne istiyor? Sadece ihtiyaca bakmıyoruz burada. Tüketici ne istiyor? Tüketicinin insight'ı ne? Insight dediğimiz içgörüsü ne? Ve tüketiciye biz ne sunarsak tüketici bundan etkilenir ve bizim ürünümüzü almaya devam eder. Hatta bir taneyle yetinmez, ikincisini, üçüncüsünü alır. Mesela ayakkabılarda kadınlar ayakkabıyı kullanırken yeni bir ayakkabı üretmiyorlar, yeni bir tarz üretmiyorlar, değil mi? Modifiye ediyorlar. Tabii yani aslında baktığınız zaman 5 yıl önceki konseptlerle şimdi aynı ürünleri üretiyoruz yani. Hatta bazen 80'lerin modası geri döndü diyerek aynı ürün Aynı yeniliyor. ürün, kalıp aynı, her şey Tabii. aynı. 80'lerin modası geri dönüyor, 90'ların Emekli modası geri muhasebeci dönüyor. gözlüğü mesela. Bu Tabii. şekilde geri geldi tekrar Yani yani. ayakkabıda yeni bir teknoloji gördünüz mü? Görmediniz. Ama ne yapıyor? Bir kadının, bugün en sıradan şehirli bir kadının evine gidin, dolabını açın, en az 20 çift ayakkabısı vardır. Ben bunu derslerde öğrencilerime soruyorum. Ve ilginç bir şey, mesela ben derste öğrenciye, tüketici dersinde öğrenciye şunu soruyorum. Diyorum ki, şu anda yaptığınız satın almaların tamamını düşünelim. Kullandığınız ürünlerin tamamını düşünelim. Sizce bu ürünlerin yüzde kaçını satın aldıktan sonra hiç kullanmıyorsunuz? Kendinizi siz biliyorsunuz. Kendi gerçekliğiniz çerçevesinde bunu ifade eder misiniz? Yarı yarıya vardır. Kızlarda bu %60-70 oranına kadar çıkıyor. Yani ortalamasından bahsediyorum. %80 diyen var, 20 diyen var ama ortalaması 60-70'lerde. Erkeklerde bu 30-40'larda. Erkekler biraz daha bu konularda herhalde daha az harcıyorlar ya da Daha daha farklı dikkat yerlerde harcıyorlar. olabilir. Daha farklı yerlerde harcıyor olabilirler. Çünkü erkekler biraz daha online tüketim yapmayı seviyor hocam ya. Evet yani belki yaklaşım farkı olabilir. Ya da erkekler biraz daha cesaretli davranmıyorlar. Yani daha satın alma konusunda değil, ifade etme konusunda cesaretli değiller belki. Ama bizim toplumda da vardır o. Yani genelde erkekler alışverişte pek şey yapmazlar yani. Kadınlara göre biraz daha bir tık daha düşük olabilirler de tabii gün geçtikçe artmaya başlıyor Düşünsenize erkekler gidiyorsunuz, piyasası da. bir markete, bir işte mağazaya ürün satın alıyorsunuz, bir gömlek, bir ayakkabı, bir pantolon ve vesaire satın alıyorsunuz, getiriyorsunuz eve, özellikle kadınlarda bu var ve hiç kullanmıyorsunuz, orada duruyor. Her dolabınızda bir gün kullanırım diye duruyor. Böyle çok çok insan var. Böyle çok insan var. Sadece kıyafet olarak da değil hocam. Yani mutfak eşyasından tutun da işte başka her türlü ihtiyaca kadar yani. Kesinlikle. Yani biz onu bir örnek olarak verdik. Tamam. Bu örnek yani şey değil. İşte dolayısıyla biz peki biraz bu konunun tekrar başındaki ana konuya, ana temaya dönecek olursak ana temamız neydi? Bana söylediğiniz iletişimsiz iletişim. İşte markalar sağlıklı bir iletişim sistemi kurabilirlerse bu dediğimiz olur. Yani insanlar itiraz etmeden gidip satın alırlar. Eğer markalar o süreci sağlıklı bir hale getiremezlerse o iletişim sürecini, o zaman işte sizin ifadenizde iletişimsiz iletişim ortaya çıkar. Yani aslında iletişimin tamamlanabilmez ya da bir olayın iletişim bir ortamda iletişim var mı yok mu bunu anlayabilmemizin yegane yolu iletişim sürecinin bir döngüsel Karşılıklı olmaz. tabii döngüsel sistem içerisinde gerçekleşmesi. Nedir bu? Yani siz bir mesajı göndereceksiniz üretici olarak ya da kaynak olarak mesajı göndereceksiniz. Karşı taraf bu mesajı alacak. Size bu mesajı aldığıyla ilgili Geri bildirimde geri bulunacak. bildirimde bulunacak ve bu da bir niyete dayalı olması gerekiyor. Yani ortada bir niyetin, iletişim kurma niyetinin olması gerekiyor. Yani mesaj gönderme niyetinin
mesaja cevap verme niyetinin karşılıklı olması gerekiyor. Zaten tek taraflı olunca da propaganda oluyor hocam yani. Tek taraflı olunca yani propaganda olur, başka şeyler de olur. Ama bu iletişimin olması gerekiyor. Bunun dışında iletişim var diyemeyiz. Ama firmalara bakıyoruz. Özellikle Türkiye gibi piyasadaki firmalara bakıyoruz. Bunlar iletişim kurmuyorlar, etkileşim gerçekleştiriyorlar. Yani karşı tarafa bir mesaj gönderiyorlar. Karşı taraf da onlara bir cevap veriyor ama ne verdiğini, tüketicinin nasıl bir tepki verdiğini hiç dikkate almıyorlar, umursamıyorlar. Sonra biz iletişim kurduk aslında diyor. Reklam yaptık diyor. İşte halk ilişkiler faaliyeti gerçekleştirdik diyor. Sponsorluk yaptık ama işte istediğimiz gibi değil diyor. Yani istediğimiz sonuçları, dönütleri alamadık diyor. Bu çok doğal. Neden doğal? Çünkü sen karşı tarafı anlamaya çalışmamışsın. Aslında iletişimin temelinde karşı tarafı anlamaya çalışmak, karşı tarafın düşüncelerine, görüşlerine değer vermek var. Aslında biraz da öyle olması lazım. Yani dediğiniz gibi iyi firma kötü firma muhabbeti. Yani iyi firma satacağı ürünü nasıl bir insan alacağını bilmeli. Psikolojisinden tutun da sosyoekonomik durumuna kadar çeşitli parametrelere bakıp bir hem pazarlama taktiği oluşturması gerekiyor hem ürün kalitesi ona göre belirlemesi gerekiyor ama biz de sadece özellikle Türkiye'de tamamen satmaya yönelik. Yani biz ne satarsak karımızdır. Geri dönüşü çok da. Şimdi buradaki geri dönüşü düşünmüyorlar ama buradaki ana mesele şu. Mesela Türkiye'de bu Covid sürecinde bazı esnaflarla, iş adamlarıyla görüştük. Görüştüğüm zaman şöyle bir şey söylediler. Dediler ki ya işte çok samimi olduğumuz, değer verdiğimiz insanlar bizden satın alma yapmadılar. Mahallelimiz. İnternetten satın alma yaptılar. Halbuki ben buradayım. Ona hizmet ediyorum. Bende de aynı ürün var deyip kırılanlar oldu. Bu esnaftan ve iş adamlarından kırılanlar oldu. Şimdi ben de onlara şunu söyledim. Peki sen hiç bu konuyla ilgili bir hamle yaptın mı? Yani kendi hedef kitlenine, kendi tüketicilerine gidip iletişim kurdun mu? Cevap şu. Neden kurayım ki? Dükkan burada. Gelsin alsın. Şimdi bu devir diye geçti Çok satıcı artık. diye kavram. Bu geçti artık. Eskiden evet böyleydi. Ürün elinizdeydi. Getirdiniz, kurdunuz dükkanınızı. Hatta satmazdınız. Satmazdınız. Keyfiniz isterse satardınız. Şimdi öyle değil. Şimdi insanlar diyor ki bende nakit var. Önemli olan nakit. Eğer işime gelirse senden alırım. İşime Değişmez ki. gelmezse başkasından alırım. Onun için beni ikna et diyor. Benim gönlüme gir diyor. İşte bu bize ne sağlıyor? İşte marka sadakati dediğimiz o değeri ortaya çıkarıyor. İşte burada belki yapılması gereken şey karşı tarafı, tüketiciyi anlamaya çalışmak, onun hislerine cevap vermeye çalışmak, onun düşüncelerini anlamaya çalışarak onun o düşüncelerine yönelik çözümler üretmek. Belki yapılması gereken şey odur. Yani Türkiye'de bir firma ben üreten olmak istiyorum ve ürettiğim değeri de satmak istiyorum diyorsa önce bu tarafa bakması gerekiyor. Önce iletişim boyutuna odaklanması gerekiyor. Yoksa fasoncu kalırız. Dünyadaki büyük markalara fason üretmeye devam ederiz. Ve onlar bizim tüm üretim süreçlerimiz dahi çalışma prensiplerimiz de dahil olmak üzere hepsini kontrol altına alırlar ve kontrol altına aldıkları zaman da biz aslında onların bir işçisine dönüşmüş oluruz. Şubesi. Tabii şubesine dönüşmüş oluyoruz. Aksi halde yani fabrika kurmuş olmanız, büyük fabrikalara sahip olmanız bir anlam ifade etmiyor. Ya şimdi hazır bu online siparişi olayına girmişken ya benim babam bile bu süreçte yani 10 yıldır biz sürekli internet üzerinden alışveriş yaptığımızda ya kredi kartı bilgilerimizi vermeyelim diyen adam artık internetten sipariş vermeye başladı bu Covid-19 vesilesiyle. Şimdi bu zaten giderek daha çok yaygınlaşacak, daha da artacak. Pazar payı büyüyecek. Fakat bir de artık eski üretim devri de yani eski üretim tarzı da ufak ufak bitmeye başladı. İşte Endüstri 5.0 dedikleri muhabbet. Daha çok mesela online üretim. Yani bilgisayarda üretim yapmak mesela bir herhangi bir telefon gibi, bilgisayar gibi
ya da ne bileyim bir televizyon gibi bir üretimden ziyade yazılım, işte program, bu tarz üretimler yapıp satan ülkeler de çok mevcut. Mesela Çin, Hindistan, Tayvan gibi. Mesela bunun bir gün normal üretim tarzıyla baş edebileceğini düşünüyor musunuz? Yani bu kadar yükselir mi sizce pazar payı? Tabii yükselecek yani. Ya şöyle düşün. Şimdi sizin Trabzon gibi bir yerde bir işletmeniz olduğunu, satış noktanız olduğunu düşünelim. O satış noktanızın önünden kaç kişi geçer? Yani ilçesine göre değişen Ya ortalama en yoğun, yani 300-500. bugün uzun sokakta öyle bir yeriniz var ya da kunduracılarda öyle bir yeriniz var. Ne kadar? 2-3 bin olur orada da. Günde 2-3 bin geçer. Maksimum 5 bin Peki olsun. internette kaç bin kişi sizin sayfanızı ziyaret edebiliyor? Yani milyonlarca ziyaret ettiği sayfalar var. Ben ders veriyorum burada, üniversitede ders veriyorum. Dersine girdiğim, bir dönemde girdiğim öğrenci sayısı 500-600'dür yani maksimum. Bak, 500-600 kişiye ulaşabiliyorum. Maksimum o da. Ama internete yüklediğiniz bir video, bir bakıyorsunuz ki 5.000, 10.000, değil mi? 100 bin, işte bizim üniversitenin nüfusu şu anda 20 binler civarında. 20 bin kişiye ben burada ulaşma şansına sahip değilim. Ama online alanda ulaşma şansına sahibim. İşte bazı YouTuberlar var mesela. Bakıyorsunuz ki videoları 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon, 10 milyon izleniyor. Dersi başımıza hocam. İnşallah, inşallah. Ben inanıyorum yani. Bu mücadeleye devam ederseniz olacak. Nasip. Ama birdenbire olmuyor tabii ki. Biz de sizi destekleyeceğiz. Ama İşte bunlar yani 5 milyon kişiye sizin ulaşmanız, mesajınızı yani normal, reel ortamda pek mümkün değil. Peki yani Türkiye bu dediğiniz gibi fason üretime mahkumken sizce bu üretim tarzını yakalayabilecek mi? Yakalar, ya yani yakalar şöyle yakalayabilir. Eğer Türkiye Hocam sözünüzü kestim. Çünkü hani ben artık şeye inanmıyorum. Hani biz önce arabamızı yapalım, işte kendi yerli markamızı yapalım. Ondan sonra internet çağına girelim. Muhabbetine ben inanmıyorum. Direkt en top noktadan girmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Hani şu anda yazılım bilgisayarsa bilgisayar, yazılımsa yazılım, programsa program. Çünkü bir daha araba yapıp işte onu bir marka yaratıp bir pazar oluşturup devam etmek çok zor. Veya işte bir televizyon markası yaratıp devam etmek çok zor ama daha bakir alanlarda bunu yapabilme ihtimalimizin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. kesinlikle. Biraz önce hani konuşmanın başında nişten bahsettik. İşte o nişi yakalamak lazım. Mesela biz bunu insansız hava araçlarında ya da SİHA'larda falan bunu başardık. Yani orası bakir bir alandı. Dünyanın da yeni yeni girmeye başladığı, daha üretim anlamında rekabetin çok yoğunlaşmadığı bir alandı. Ve biz o alana girdik. Sağ olsun o konuda öncülere teşekkür etmek lazım. Girdik ve Bir başardık. marka olduk orada. Olduk orada, bak orada çok iyi gidiyoruz. Ama insanların zaten rekabette çok fazla birbirleriyle karşı karşıya geldikleri piyasalara girmenin bir anlamı yok. Ben de öyle düşünüyorum. Yani yeni bir piyasa bulmak lazım. Online'a gelecek olursak, online'a ben başarılı işler yapabileceğimize inanıyorum. Bunun en önemli örneklerinden birisi 1,8 milyar dolara satılan Peak. Yani Evet. bunu biz başardık. Evet. Geçmişte de bunu başardık. Yani bugün Yemek Sepeti satıldı mesela. Çok iyi rakamlara satıldı. Nevzat Aydın. Tabii. Şimdi Nevzat Aydın bunu başardı. Ve işte başkaları da var bunu başaran. Şimdi dolayısıyla bunları başarırken nasıl başardıklarını iyi incelemek lazım. Belki bu konular üzerine bir araştırma yapmak lazım. Ama benim kendi gördüğüm bir defa fikre önem veren, kendi aklını değil başkasının aklını önemseyen, fikrini önemseyen, başkasını anlamaya çalışan toplumlar bu anlamda üretimi artırıyorlar. Biraz önce bahsettiğiniz gibi batılı toplumlarda bir marka yaratma olayından ve işte doğu toplumların yaratamadığından tamamen bireyselleşmeyle alakalı. Yani bazen kimseyi dinlemeden tek başına ailem bile karşı çıksa bazı şeyleri yapmak gerekiyor. Daha önce bahsettiğiniz ya babanıza karşı gelemiyorsunuz veya işte öyle dediği zaman bitiyor olay. Hani tamam baba deyip çıkıyorsunuz işin içinden. Hani bunu belki de bu tarz insanlar kıra kıra bir yerde bir ekol oluşturabilecekler. Kesinlikle. Ya şöyle, ben derslerimde şunu çok önemsiyorum. Yani öğrenciye
mutlaka dersle ilgili konularda özellikle yapın diyorum, ama bunun dışında başka konularda konuşmak isteyebilirsiniz diyorum. Yani tartışmak istediğiniz veya yeni bir görüş ortaya atmak istediğiniz zaman bundan çekinmeyin diyorum. Tek kural nedir burada? İşte saygı çerçevesinde yapalım bunu. Bu saygı da öyle amşan bir şey değil. Yani birisine hakaret etmeyeceksin. Başka bir ideolojiye, başka bir görüşe, başka bir fikre hakaret etmeden kendi görüşünü söyle diyorum. Ve bir gün reklam izlettim öğrencilere. Reklamcılık dersi ve reklamla ilgili görüşlerini sordum. Öğrenciler cevap vermediler. Yani ne diyecekler? İşte iyiydi, güzeldi. İşte oradaki kız güzeldi. Oradaki oğlan yakışıklıydı falan diyecekler. Yani söyleyecekleri belki bunları bile söyleyebilirlerdi ama söylemediler yani. Ha, tabii biz reklam analizi yapıyoruz orada. Şimdi arkadaşlar dedim, hadi düşüncelerinizi söyler misiniz dedim. Sınıf yaklaşık 80 kişilik bir sınıf. Ses yok. Tekrar izleyelim dedim. Tekrar izledik. Tekrar baktık. Sonra şu oldu. Tekrar izleyince yani cevap gelmeyince ben rahatsız oldum. Yani biraz sitem ettim. Dedim ki arkadaşlar, siz üniversite öğrencisiniz. Buraya gelmişsiniz. Yani bir insan bir reklamla ilgili dahi görüş ifade edemez mi? Yani 80 kişilik sınıf içerisinde bir öğrenci de çıkmaz mı dedim. Ayıp ediyorsunuz diye biraz sitemde bulundum. Orada bir öğrencim çıktı ve şunu söyledi. Bir kız böyle en arkada oturmuş. Rahatlar bir şekilde. Demek biraz sistemin dozunu artırınca öğrenci şunu söyledi. Dedi ki hocam dedi, bir şey söyleyebilir miyim dedi. Elini kaldırdı. Tabii ki dedim, buyurun. Dedi hocam dedi, kusura bakmayın ama dedi, biz doğduk, ailemiz bize sus konuşma, büyüklerin yanında konuşulmaz dedi. Okula gittik, öğretmenimiz çiçek ol dedi. Ortaokula geldik, arkadaşlarımız ayıptır, konuşma sus dediler. Liseye geldik, seni disipline veririz dediler. Üniversiteye geldik, ben 3. sınıfta dersine girmiştim öğrencinin. 1. 2. sınıfta hocalar konuşursan dersimden çık dediler. 3. sınıfa gelmişiz, bir tane adam çıkmış bize diyor ki konuşun, 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 konuşun. Ben nasıl konuşayım? Ben ne söyleyebilirim hocam dedi, ne konuşabilirim? Haklı oluyor. Haklı, haklı. Ben de dedim ki haklısın. Kaçış yolunu da şurada buldum. Arkadaşlar ara dedim. Tamam. Şimdi neden böyle diyoruz? Çünkü yani gerçekten o tespit çok önemli. Ben bunu birçok yerde kullanıyorum. Yani o tespitin varlığı bu toplumun varlığıyla ilgili bir durum. Yani biz çocukların ne giydiğine, ne tarz bir saç şekli olduklarına falan karışmamamız lazım. Bizim yapmamız gereken şey şu. Senin fikrin ne? Bana fikrinle gel. Bana fikrinle gel. Yeni bir şey üret. Yani hatalı fikir de olabilir, saçma bir fikir de olabilir ama söyle. Yani reklam ajanslarında fikir üretim süreçleri, beyin fırtınaları nasıl yapılıyor? İşte bu şekilde yapılıyor. İşte belki biz burada o yaratıcı sürecin gerçekleşmesine müsaade edersek o zaman her şey değişebilir. Bu toplum o zaman daha fazla üretebilir. Bu toplum o zaman daha nitelikli ürünler ortaya koyabilir. Ama biz düşünce üretimi dediğimiz zaman, işte düşünce özgürlüğü dediğimiz zaman bazıları bunu hemen siyasi bir unsur, malzeme haline getiriyor. Ben siyasi bir şeyden bahsetmiyorum. Tamam, siyaset benim de işim değil ama siyasetten bağımsız bunu konuşmamız lazım. Bir de şöyle bir algı var hocam genelde mesela veya işte yaratıcılıkta veya işte üretim toplumu olmakta veya tüketim toplumu olmakta. Bizde şöyle bir yanlış algı var. Biz zannediyoruz ki sadece işte Mark Zuckerberg var veya Bill Gates var Amerika'da veya Elon Musk var. Hani sıyrılıp gitmiş. Ama o tip o profil belki binlerce insan var Amerika'da. Microsoft gibi binlerce yazılım şirketi var veya işte yüzlerce elektrikli araç şirketi var, yazılım şirketi var. Bazıları aralarından sıyrılıp gidebiliyor. Yani bunun bir kişiyle iki kişiyle olabileceğini biz tahayyül edemiyoruz. Hep bir ya da iki kişiyle olacak diye düşünüyoruz ama orada bir sınıf var bu şekilde. Bu tarz düşünen, hareket eden, davranan. Evet, yani şöyle bir araştırma var.
Araştırmaya göre Pareto kuralı deniyor buna. Bu kurala göre bir toplumun da oluşturulan refahın toplumun %20'si o refahı oluşturuyor. %80'i bu refah üzerinden geçimini sağlıyor işte. Yaşıyor, gidiyor falan. Demek ki %20'lik bir kesim var. Bunu sonradan geliştirmişler. Sanıyorum Yahoo olması lazım. Yahoo'nun yöneticilerinden bir tanesi bu dijital ortamda incelemiş. Demiş ki ya bakayım nasıl oluyor orada. Bu kuralı değiştirmiş ve şöyle bir kuralın ismini 80-20 kuralı olarak da geçiyor bu. Bunu 1-10-89 kuralı haline getirmiş. Diyor ki bir toplumda diyor, daha doğrusu dijital ortam için söylüyor bunu. Dijital ortamda yeni bir fikir ortaya atanların oranı %1. O fikri, yeni atılmış fikri alıp ona inovatif bir yaklaşımla onu geliştiren kişilerin oranı %10. Kalan 89 kullanıyor. Gene kalan 89 sahipleniyor, kullanıyor, paylaşıyor. Demek ki biz toplumda o %1'i yakalayabilmemiz lazım. O %1 var ya çok çok önemli. İşte biz üniversitede bir hoca olarak yani birisi çıkıp bana itiraz etmeli. Sen yanlış söylüyorsun, böyle olmaz demeli. Tabii ki hakaret etmeden diyecek bunu. Bunu da öğrenecek yani orada. Yani marka oluşturmadan önce marka oluşturacak insanları oluşturmamız Yani o gerekiyor. zemini hazırlamamız lazım. Yani sosyal zemini hazırladığımız zaman gerisi gelir. Yani birisi o fikrini söyledi diye bana bir şey olmaz. Tartışırız orada. Belki rahatsız olurum. Hani ben de duyguları olan bir insanım. Belki rahatsız olduğumuz zamanlar oluyor olabilir ama sonuç itibariyle bunu söylemeli. Üniversite öğrencisi bu. Çıkacak, fikrini özgür bir şekilde söyleyecek. Diyecek ki sen burada yanlış düşünüyorsun diyecek vesaire vesaire vesaire. Ve biz ama şuna işte o söyledikten sonra biz onu yermeyeceğiz. Anlamaya çalışacağız. Ama o da bizi yermeyecek. Tabii. Yani hakaret etmeyecek. Küfretmeyecek. O da beni anlamaya çalışması lazım. Benim de onu anlamaya çalışmam lazım. Empati. Empatiye biraz karşıyım ben. Bize özgü bir kavram değil o. Empati çok karşı tarafın yerine kendini koymak mümkün değil. Tamam. Ama bunun yerine kendi kültürümüzde hoşgörü var mesela. Anlayışlı olmak var mesela. Yani hoşgörü güzel bir şey. Yani karşı tarafı hoş görüyorsun hatalarını falan. Anlayışlı olmak onu anlamaya çalışıyorsun değil mi? Anlayış gösteriyorsun ona. Böyle bir şey ama empati yani beni nasıl empati edeceksin ki sen? İstikbal hukuku mu diyorlardı hocam ona? Yani bir evet bilmiyorum o kavramı. O karşılığı da olabilir de. Neyse Yani oraya geçelim. empati yani bu çok biz bazı şeyleri batıdan alırken olduğu gibi alıp bodoslama biraz sokuyoruz işin içerisine. Halbuki yani empati dediğin nedir yani? Yani empati beni empati et. Yani beni kendini benim yerime koy. Kültürde karşılığı yok. Ya yok yani Anladım. ben nasıl koyabilirim? Senin deneyimlerin, tecrübelerin her şeyin farklı. Her şeyin farklı. Benimkiler de farklı. Yani bu mümkün değil. Bu biraz içi boş geliyor bana. Biraz daha kendi kavramlarımızda, kendi kültürel kavramlarımızda düşmemiz lazım. Ama hoşgörü mesela öyle mi? Hoşgörüde büyük bir incelik var. Hocam bölümümüzün sonuna geldik. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok yani umarım faydalı olur toplumumuza, insanımıza, milletimize faydalı olur, dinleyenlere faydalı olur. Son olarak ben bir iki cümle söyleyeyim hocam. Hani en baştan toparlarsak önce medya veya üretim toplumu olabilmemiz için veya tüketim toplumu olabilmemiz için veya bir marka yaratabilmemiz için öncelikle bir ortam sağlamamız gerekiyor. O insanın yetişebileceği bir alan açmamız gerekiyor. Ondan sonra marka, toplum kendinden oluşuyor. Sisteme ben çok inanıyorum. Evet. Sistem. Yani bizim Bunu toparlayamadım. büyüklerimizin belki sistem kurması lazım. Ben onu çok arzuluyorum. Sistem dediğimiz şey nedir? Yani bir düşünün ki yolda, trafikte gidiyorsunuz. Trafikte giderken trafik kuralları, yol, aracın kendisi, aracın üretim kuralları değil mi? Onun da bir herkes kafasına göre üretmiyor aracı. Belli ebatlarda üretiyorlar. Değil mi? Yola sığması gerekiyor en azından. Vesaire vesaire. Orada bir sistem var. O sistem olduğu zaman, orada güzel bir düzen kurulduğu zaman insanlar hata yapmıyorlar. Artık hatalar da bireysel oluyor. Yani birisi Ve çok hız tolere yapıyorsa, edilebilir oluyor. tabii.
Çok hız yapıyorsa diyorsun ki evet hız yaptı. Adam tehlike bak. Bu hıza çıkarsan tehlikeli. Adam bunu bilerek yapıyor. Ama sistem kurmadığın zaman, insanları başıboş bıraktığın zaman bir ürün, üretim bekleyemezsin. Başına Yani tamamen tesadüf oluyor hocam tabii o belki. zaman tez yani rastgele birisi çıkar o anlık olur o da devamını getiremezsiniz. Orada devam olmaz. Sürekli olmaz. Yani bir patlama olur, orada kalır. Sonra ya aslında iyi çıkmıştı ama deriz. İşte bu anlamda şirketlerin ülkemizin her şeyden önce bir sistem kurması lazım ticari anlamda. Bu sistemi kurabilirse şirketler özellikle kendi içerisinde bu sistemi kurabilirse o zaman başarılı olacağına inanıyorum. Yani siz trafikte bir kırmızı ışık koymuşsanız oraya orada kırmızı ışıkta herkesin durması gerekiyor. Yani bazıları geçip bazıları kalıp bazıları keyfine göre davranırsa orada bir sistemden bahsedemeyiz. Bu anlamda da o yapının, sistemsel yapının kurulması başarı getirecektir diye düşünüyorum. Markalaşma önündeki engelleri ortadan kaldıracaktır diye düşünüyorum. Yani şirketlere ya da ülkemizde bu anlamda bizi dinleyen kişilere tavsiye ederseniz her şeyin başı bence sistemi kurmak gerekiyor diyor ve teşekkür Hocam ediyorum. çok teşekkür ederiz biz de. Rica ederiz. İnşallah bir sonraki programda tekrar görüşürüz. Ya İnşallah bakalım nasip artık görüşmek dileğiyle.